Nova Arsa sunar. TV100 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün Ankara'dan yapıyoruz. Farklı açılarda özel bir konuğumuz var. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara stüdyosunda konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu akşam size Ankara temsilcimiz sevgili Deniz Gürel ile birlikte sorular yönelteceğiz. Aslında Deniz Gürel'in yayını olacaktı o. Ben onun misafiri sayılırım. Hoş geldin ama Ankara'ya. Hoş bulduk. Birlikte bu akşam size sorular yönelteceğiz. Epeyce Yeniden Refah Partisi'ne dair soracağımız soru var. Öncelikle ben sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü genel seçimde kendi adaylarınızla çıktınız. 3 puana yakın 2.7'lik bir oy aldınız. Birçok isim için sürpriz, yani seçimin sürpriz partilerinden biriydiniz. Şimdi yerel seçime doğru giderken acaba yeniden Cumhur İttifakı ile ittifak yapacak mısınız yoksa kendi adaylarınızı mı çıkaracaksınız? Bunu soracağız size. Ekonomide çok ciddi eleştiriler getiriyorsunuz. Cumhur İttifakı içerisindeki muhalefet partisi gibisiniz adeta, öyle misiniz? Cumhur İttifakı'ndan ayrılacak mısınız? Bunu soracağız. Bir de partinizin ideolojik duruşuyla ilgili çeşitli tartışmalar oluyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde sizin şeriat istediğiniz iddia edildi sosyal medyada. Bildiğim kadarıyla siz böyle bir açıklamanız olmadığını söylediniz ama bu konuyu da soracağız. Partinizin milletvekillerinden ki benim de tepkimi çeken açıklamalar yapanlar oluyor. Çok eşli evlilik gibi. Bunları da size tek tek soracağız efendim. Hoş geldiniz bir kez daha yayınımıza. Sağ olun. Ben ilk soruyu sorayım Deniz. Müsaadenle arkasından devam edelim. Şimdi yerel seçime Yeniden Refah Partisi kendi adaylarıyla mı gidecek yoksa Cumhur İttifakı'yla bir ittifak kuracak mısınız? Teşekkür ederim. Tabii her ikinize de ve izleyicilerimize de selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bir program olsun inşallah. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Yeniden Refah Partimiz ilk girdiği seçimde önemli bir başarı elde etti. 5 milletvekili, 1,5 milyonun üzerinde oy, %3'e yakın bir oy. Bu gerçekten de pek çok kesimin beklemediği veya görmek istemediği bir tablo gerçekleşti. Burada tabii biz hazine yardımıyla, iktidar gücüyle, dış güçlerin desteğiyle, medya gücüyle, holding patronlarının desteğiyle böyle bir noktaya gelmedik. Burada milletimizin gönlünde, halen daha kalbinde milli görüşün önemli bir yeri olduğunu gösteren bir sonuç. Tabii ki Cenab-ı Allah'ın yardımı ve aynı zamanda da dava erlerimizin, teşkilatlarımızın gayretiyle, terlemesiyle önemli bir sonuç elde edildi. Şu andaki hedefimiz yapılacak olan Mart ayındaki yerel seçimlerde bu yükseliş trendini devam ettirmek ve çıtayı daha da yukarıya taşımak. Özellikle Türkiye geneli oyumuzun çok daha yukarıya taşınması en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu noktada da tabii şu anda biz seçimlere kendimiz gireceğimizi, kendi adaylarımızla, kendi ambilemizle gireceğimizi ifade ediyoruz. Ve bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza ve genel merkezimize aday adaylığı başvuruları da şu anda başlattık. Peki bunun bir istisnası var mı? Deniz Bey de eminim soracaktır yani. 81 ilde biz kendi adaylarımızla mı çıkıyoruz mu diyorsunuz? Yoksa kimi yerlerde Cumhur İttifakı ile veya diğer partilerle ittifak kurma olasılığımız var mı? Bunun tek bir istisnası belki Ankara ve İstanbul gibi kritik iki büyük şehirde bir talep, bir teklif gelebilir. Böyle bir ihtimal var mı olabilir. Böyle bir görüşme? Hayır, herhangi bir görüşme şu anda yok. Herhangi bir istişare de yok. Teklif de yok. Niye sadece orada... Orada tabii AK Parti'nin seçimi kazanabilmesi, özellikle Millet İttifakı blok halinde girerse tabii Yeniden Refah Partisi'nin oylarına bağlı. Çünkü İstanbul'da %3,5 civarında, 14 Mayıs için söylüyorum. Ankara'da da gene %3'e yakın bir oy Yeniden Refah Partisi aldı. Bunun şu anda çok daha da ileri gittiğini gösteren anketler de var. Dolayısıyla Ankara ve İstanbul'u AK Parti almak için aslında Yeniden Refah Partisi desteğine ihtiyacı olduğu gözüküyor. Özellikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarına bakıldığı zaman. Bir de tabii AK Parti Ankara'yı, İstanbul'u önemsiyor. Tabii ki Millet İttifakı da önemsiyor, CHP de önemsiyor. Son derece önemli iki merkez. Sıcak mısınız böyle bir teklif sembol gelirse? Sanki öyle. Burada da aslında çok sıcak da değiliz aslında. Çünkü Ankara ile İstanbul'da girmediğiniz zaman tabii Türkiye geneli oy oranınıza bunun etkisi olacak, yansıması olacak. Evet. Biz özellikle Türkiye geneli oy oranımızın bu 14 Mayıs'ta aldığımız 2.86'nın çok daha üzerine çıkmasını ve bunu da tabii göstermeyi istiyoruz. Çünkü bu aslında bir anlamda da 2028 seçimlerinin bir provası olacak. Hı hı. O nedenle çok da sıcak değiliz. Ama tabii seçime yakın dönemde böyle bir teklif olursa bunu gene yetkili kurullarımızda değerlendiririz, istişare ederiz. Peki, ama şu an talebiniz için var mı spesifik olarak? Örneğin ben Yeniden Refah'ın İstanbul İl Teşkilatı'ndan görüştüğüm isimlerin örneğin Beyoğlu Belediye Başkanlığı Yeniden Refah'a verilsin gibi talepleri olduğunu biliyorum. Siz bize belli ilçeleri verin, biz de size büyükşehir'i destekleyelim gibi bir talebiniz var mı? Cumhur İttifakı'ndan bir de bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı bu tür tekliflere pek de olumlu yanıt vermiyordu. Size evet, olumlu bir yanıt verir mi beklentiniz? Yani bunlar tabii olmamış bir olay için konuşmak çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu teklifin onlardan gelmesi, AK Parti'den gelmesi gerekir. Böyle bir teklif de henüz yok. Ve biz de şu anda tamamen kendi başımıza seçimlere girme, 81 ilde ve 900'ün üzerinde ilçede, 400'e yakın beldede belediye başkan adaylarımızı çıkarma yolunda çalışmamızı yapıyoruz. Dolayısıyla bir teklif olmadan, bir masaya oturulmadan tabii şu olur, bu olur demek çok uygun olmaz. Ama teşkilatlarımız da aslında biz de öyle. Bütün 81 ilde de, bütün ilçelerde ve beldelerde de kendi adaylarımızla girmek istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımızı başlattık. Dediğim gibi aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Seçim İşleri Başkanımız, Mahalli İdareler Başkanlarımız. Daha büyük şehirler için herhangi bir şey olmadı. Şundan sordum Sayın Genel Başkan, sözünüzü de bölüyorum ama Milli Görüş'ün Türkiye'de o iktidar yürüyüşünü başlattığı yerel seçim vardı 1994. Tabii. İşte Ankara'da Melih Gökçek, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan ve hani doğru, o fotoğraf hep hatırlanılır. Yani rahmetli babanızın, Necmettin Erbakan'ın her ikisinin de elini böyle havaya kaldırdığı böyle tarihi bir fotoğraf vardır. Dolayısıyla hani biz İstanbul ve Ankara'da ittifak yapabiliriz de diyorsunuz bir teklif gelirse, ama bir yandan da diyorsunuz ki çok önemli bizim için. Dolayısıyla flash isimler arayışınız var mı İstanbul ve Ankara için? Yani tabii ki flash isimlerin aynı zamanda da bizim partimizin çizgisiyle de uyumlu isimlerin olması bizim için avantaj olur. Bundan memnuniyet duyarız. Çeşitli illerde, ilçelerde daha önce AK Parti'den aday olmuş, ciddi oy almış veya bağımsız aday olup seçilmiş ya da seçilmese bile ciddi oy almış bir takım isimler. Tabii görüşüyorlar genel merkezimizle de, il başkanlıklarımızla da. Ama şimdiden tabii bir şey söylemek pek mümkün değil. Ancak biz mümkün olduğu kadar da erken tabii adaylarımızı belirlemek istiyoruz. Çünkü yerel seçimde 3-4 ay öncesinden bir adayın belirlenip de sahaya inmesi son derece büyük bir avantaj sağlıyor. Ne zaman belirleyeceksiniz mesela? Yani aslında biz Kasım ayına kadar veya Kasım ayının ortasında büyük çoğunluğunu bitirsek ve onlar da adaylarımızla bir an önce sahaya çıkıp çalışmaya başlasalar diye istiyoruz. Özellikle 14 Mayıs seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi seçim takvimine tabi olduk. Oradaki deadline'lara göre hareket etmek istedik. Bu sefer iki ayağımız bir pabuca girdi. Gerçekten de çok sıkışık bir süreç yaşandı. Adayların tespitinde, adayların hazırlık yapıp sahaya inmesi. İndikten sonra da zaten bir 3 hafta bir şey kaldı çalışmalarına. O nedenle bu seçimde bir kere 14 Mayıs'ta sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek ve erken yola çıkmak istiyoruz. Onun için de dediğim gibi hem mali idare, yerel yönetimler başkanlığımız hem de seçim işleri başkanlığımız çalışmalarını yapıyorlar. Tabii sahada da ciddi bir teveccüh görüyoruz. Özellikle bu seçimde ittifakla girmeyin. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs, 28 Mayıs kritik bir seçimdi. Ülkenin, milletin, devletin geleceği söz konusuydu. Beka meselesi vardı. Birçok konular vardı. Evet, yaptınız. Üzerinize düşen görevi yerine getirdiniz. Ama yerel seçimde siz kendiniz girin. Özellikle de iktidara bir mesaj vermek isteyen halk kitleleri siz olursanız size oy vereceğiz diyenlere çok yoğun bir şekilde rastlıyoruz. Peki tam da burayı konuşalım. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ne kim oy verdi? Geçen seçimde sizin potansiyel seçmeniniz kimler? Çünkü biz bunları yayınlarda epeyce bir konuştuk seçimden sonra da ve genelde söylenen şuydu. AK Parti'ye özellikle ekonomi nedeniyle kızan seçmen ittifakın dışına da çıkmadı ve Yeniden Refah Partisi'ne yöneldi bir kısmı. Şimdi AK Parti seçmeninden sizin oy potansiyelinizin daha da yüksek olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü AK Parti'nin oyları %35'e geriledi genel seçimde. Şu anda hala yüksek bir enflasyon var. Sizin ekonomide eleştirileriniz var. Birazdan geleceğiz. Tabii. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde kalarak ayrı durduğu için mi bu oyu alabildi? Yani siz kimden oy aldınız, niye, nasıl aldınız? Bunun bir analizini yaptınız mı? Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önceki seçimlerde de bu oldu. 14 Mayıs'ta da oldu. AK Parti'den ayrılan, orada umduğunu bulamayan veya orayla ilgili eleştirileri olan AK Parti'ye daha önce oy vermiş seçmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiler. Daha önce Yeniden Refah Partisi seçime girmediği zamanda da gene AK Parti'den kopuyordu ama Millet İttifakı'na gitmiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyordu. Bu seçimde tabii Yeniden Refah Partisi de önemli bir seçenek olarak ortaya çıktı. Oradan bir oy alındı. Bununla beraber tabii Saadet Partisi seçmenlerinden ciddi bir oy aldığımızı müşahede ediyoruz, görüyoruz. Çünkü onlar kendi amblemiyle girmediği için onların seçmenleri de tabii CHP amblemi altına oy vermek istemediklerinden dolayı oradan da ciddi bir oy geldi. Bir de tabii bizim bu aşı süreci, pandemi sürecindeki farklılık oluşturmamız, diğer siyasi partilerden farklı olarak aşı karşıtıydınız siz. Yani biz o dönemdeki faz aşamaları tamamlanmamış, aşılar yapılmasın diye çıkmıştık. Bunun da tabii ciddi bir karşılığı oldu. Ve böyle bir oy çıktı. Aslında bu daha da çok olurdu. AK Parti'den 7 puan gitti. 42'den 35'e düştü. Daha da fazla bize gelebilirdi ama ilk girdiğimiz seçim, daha önce bir herhangi oy almamışız, seçime girmemişiz. Yine de seçmen tereddüt etti. Dediler ki yani tamam ülke barajı yok ama evet bu ilde milletvekili çıkarmak için 80.000 oy lazım, 100.000 oy lazım. Bu olmazsa bu sefer onun yerine CHP çıkaracak, HDP çıkaracak. Bu tedirginlik oldu. Yoksa aslında milletvekili çıkarılabileceğini görseler, mutmain olsalar daha da yüksek bir AK Parti'den oy bize gelebilirdi. Dolayısıyla yerel seçimde biraz daha iddialısınız. Öyle düşünüyoruz. Evet. Yani ittifak ihtimalinin kapısını sadece İstanbul ve Ankara'da açık bırakıyorsunuz herhalde benim anladığım kadarıyla. Yoksa Türkiye genelinde de öyle bir teklife açık mı? Bizim açık bırakmamızdan ziyade biz tabii her yerde kendimiz girmek istiyoruz ama onların bu hassasiyetinden dolayı böyle bir teklif olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu hassasiyeti kollamanızın sebebi şu mudur? Yeniden Refah Partisi bundan sonra yoluna Cumhur İttifakı çatısı, büyük çatı altında mı devam etmek istiyor ki? Cumhur İttifakı'ndan gelecek hassasiyeti de gözeterek İstanbul ve Ankara diyorsunuz. Şöyle, tabii biz Cumhur İttifakı'na girerken de, seçim öncesinde de, seçim sürecinde de, seçimden sonra da, şu anda da doğruya doğru, yanlışa yanlış deme politikamızı devam ettiriyoruz. Ve hep söyledik, seçmene de biz oy isterken söyledik. Yani Yeniden Refah Partisi niye mecliste olması lazım? Niye biz kendimiz girdik? Niye milletvekili çıkarmak istiyoruz? Çünkü hayra vesile olacağız, şerre fren olacağız. Bunun olabilmesi için de şer gördüklerimizi, yanlış gördüklerimizi dile getirmemiz lazım. Bu son derece doğal. Dolayısıyla şu anda da bu misyonumuzu devam ettiriyoruz. Biz Ankara, İstanbul için böyle bir görüşme, böyle bir mutabakat yapılsa bile yine de çizgimizden ödün vermeden eleştirilerimizi yapmaya, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye tabii ki devam ederiz. Kaldı ki tabii seçimden bugüne kadar geçen süre içerisindeki uygulamalar maalesef bizim beklentilerimizi tabii karşılamadı. Ve bununla ilgili, gidişatla ilgili endişelerimiz var. Bunları basın toplantılarımızda da, il kongrelerimizde, konferanslarımızda da, sosyal medya paylaşımlarımızda da ifade ediyoruz. Özellikle ekonomiyle ilgili, orta vadeli ekonomik programla ilgili endişelerimiz var. Tabii bu endişelerimiz artarsa, bu yanlışlar devam ederse, böyle bir durumda yani yaptığımız mutabakata aykırı özellikle ekonomi alanındaki adımlar devam ederse bizim de tabii yeniden yetkili kurullarımızla görüşüp bir karar vermemiz gerekecek. Yani Cumhur İttifakı sizin mutabakattaki maddelere uymazsa ittifaktan ayrılabiliriz diyor musunuz? Tabii. Tabii zaten biz ittifaka bu mutabakat metnine imza atıldığı için biliyorsunuz dahil olduk. Bu olmadan da dahil olamayız demiştik ve bir hayra vesile olabilirsek diye düşündük. Yani burada tamam, böyle bir ittifak teklifi gelmiş. Hayır, biz hiçbir şekilde sizinle görüşmeyiz, ittifak yapmayız deyip kapıyı kapatmak yerine peki şu yanlışların düzeltilmesi, bu hayırlı işlerin yapılması için bir ittifak yapalım. Siz de kabul ederseniz bir mutabakat yapalım ve iyi niyetle, halis niyetle bir hayra vesile olmak için böyle bir adım attık. Buna vesile olamıyorsak, bu mutabakata uyulmazsa, hatta tam tersine işler yapılırsa da tabii ki biz de ittifaktan ayrılma seçeneğini de her zaman masamızda tutuyoruz. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Uzun süre Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu beklemiştiniz ittifaktan önce. Bu süre zarfında, yani seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanınız oldu mu? Görüşüyor musunuz? Seçimden sonra Kıbrıs harekatının yıl dönümünde beraber Kıbrıs'a gidildi. Beraber derken biz Devlet Bey'le, Mustafa Destici Bey'le gittik. Sayın Cumhurbaşkanı da Orta Doğu'daki o temaslarından sonra, gezisinden sonra geldi. Kıbrıs'ta buluşmuş olduk. Orada sadece bir araya gelmemiz söz konusu oldu. Tabii önümüzdeki günlerde bu çekincelerimizle ilgili, endişelerimizle ilgili kendisiyle veya görevlendireceği kurmaylarıyla da görüşerek, arkadaşlarımızın görüşmesini sağlayarak bunları kendilerine de tabii iletmeyi düşünüyoruz. Nasıl karşılanıyor? Çünkü şöyle bir baktığımda siz Cumhur İttifakı'nın içerisindeki adeta aykırı ses oldunuz. Çünkü Cumhur İttifakı hep Millet İttifakı'nı eleştirirken bizde müthiş bir uyumluluk var. Kamuoyu önünde en azından MHP ve AK Parti öyle gümbür gümbür birbirini eleştiren iki parti değildi. Şimdi Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katıldı. Fakat büyük bir özgüven ve rahatlıkla da iktidarı sert sözlerle eleştiriyorsunuz. AK Parti tarafından size "ya ne yapıyorsunuz" diye sitem geliyor mu? Yani tabii üst düzeyde resmi kanallarla herhangi bir sitem olmadı şimdiye kadar. Tabii bizim üslubumuz yapıcı bir üslup ve hep söylüyoruz, dost acı söyler. Gerçekleri konuşmazsak dostluğumuzun bir manası kalmaz, ittifakın, birlikteliğin bir manası kalmaz diye ifade ediyoruz. O nedenle yapıcı bir üslupla tabii ki doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Çünkü hep söylediğimiz, bizim seçim öncesinde de bir hayra vesile olmayacaksak, milletin derdine derman olunmayacaksa bizim milletvekili olmamızın, bir ittifakın içerisinde yer almamızın bir manası yok diyorduk. Bugün de gene aynı fikirdeyiz. Bunlara vesile olabilirsek diye iyi niyetle bir adım atıldı. Mutabakatta milletin önünde imzalanmış ve buna uyulması zaten son derece önemli. Uyulmazsa milletimiz zaten gerekeni yapacaktır. Bunun uyulmaması halinde de dediğim gibi biz yine kendi çizgimizde yolumuza devam edip milletin faydasına olan çizgimizde gereken siyasetimizi yapacağız. Tabii hep söylediğimiz, özellikle ekonomi noktasındaki seçim sonrasında atılan adımlar. Tabii şu anda aslında erken, 100 gün hemen hemen oldu. 28 Mayıs'tan sonra düşünürseniz bir müddet daha tabii takip etmemiz gerekir. Bu takibin sonucunda dediğim gibi AK Parti tarafıyla da görüşerek bu endişelerimizi, bu eleştirilerimizi ifade edip yine de tabii bir çözüm üretilemezse bu durumda tabii bizim ittifakın içerisinde yer almamız söz konusu olmaz. Ama umuyoruz ki inşallah bu uyarılarımız dikkate alınır. Biraz somutlaştıralım mı o zaman? Siz iktidarda tam olarak mesela ekonomide neyi eleştiriyorsunuz? Hep deniyordu ki işte bu yüksek faiz düşürme politikası enflasyonu çok yükseltti. Rasyonel politikalara dönülmesi lazım Sayın Mehmet Şimşek'in deyimiyle. Ve Mehmet Şimşek gelecek mi derken Mehmet Şimşek geldi. Yeni bir ekonomi kadrosu oluştu. Yeni bir Merkez Bankası Başkanı oluştu. Ve aslında beklenen, tırnak içinde, ekonomi politikalarına doğru dönüş oldu. Siz burada neyi yeterli bulmuyorsunuz? Neyi yanlış buluyorsunuz? Yüksek vergilere mi, zamlara mı? İtirazınız spesifik olarak neye? Yani tabii üzülerek ifade etmek gerekirse yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu program, orta vadeli program, bir önceki orta vadeli programdan daha da sıkıntılı bir program olarak karşımıza çıktı. Bir defa tabii seçimden sonra yapılanları kısaca ifade etmek gerekirse akaryakıttaki ÖTV oranının arttırılması, motorine %105 oranında seçimden bugüne kadar zam yapılması, benzine %115 oranında zam yapılması, emekli maaşının maalesef açlık sınırının altında 7.500 lira gibi bir seviyede tutulması. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hükümet borçlanmaya devam ediyor. Ağustos'ta 43.8 milyar lira. Bugün daha 13 Eylül'de 47.2 milyar lira borçlanmaya devam etti. Engelli maaşlarını biz asgari ücret seviyesine çekelim diyorduk. Asgari ücret nerede? Engelli maaşı %40'la %69 engellilere 1874 lira. %70 üzeri engellilere 2811 lira. Çay fiyatlarına seçimden bu yana da %90 zam yapmış. Yani bizim mutabakatımızın özü şuydu ekonomiyle ilgili olarak. Bir defa millete yüklenmesin. Zamla, vergiyle millete kemer sıkma, hatta boğaz sıkma politikaları uygulanmasın. Yani şu an milletin boğazı mı sıkılıyor size göre bu politikalar? Milletin boğazı sıkılıyor tabii, çünkü bu zamlardan ve bu geçim sıkıntısından dolayı gerçekten de milletimiz sıkıntılı. Yani hep şunu söyledik biz. Dedik ki evet, milletimiz üzerine düşen görevi 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta yaptı. Yani yedili masaya Türkiye'yi teslim etmeyelim. Ülkenin, milletin, devletin geleceği söz konusu. Bütün ekonomik krizlere rağmen, bütün sıkıntılara rağmen dişimizi sıkalım. Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na destek olalım dediler. Bunu yaptılar. Şimdi tabii görev iktidara düşüyor. Bu fedakarlığı yapan, üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getiren milletimizin bu maddi sıkıntılarından kurtarılması için gereken adımların atılması lazım. Ama maalesef ilk 100 günde baktığımızda borç, zam, vergi, faiz, bütçe açığı, dış ticaret açığı, ekonomisi maalesef aynı şekilde devam ediyor. Bir defa işte orta vadeli programda biz denk bütçe yapılması dedik mutabakatımızda. Denk bütçe şöyle dursun, bütçe açığı katlanarak artıyor. 2022'de 142 milyar lira bütçe açığı, 2023'te 1.633 trilyon liraya fırlıyor. Yani bir senede 12 misli bütçe açığı artıyor. 2024'te 2.652 trilyon liraya çıkıyor. Yani 142 milyar 2022'de, 2023'te 1.633 trilyon, 2024'te 2.652 trilyon. Bütçe açığı kapanacaktı, denk bütçe zorunluluğu getirilecekti. Tam tersine patlamış. Bütçe denk yapılsın ve böylece borçlanmanın önüne geçilsin ki faizden kurtulalım diyorduk. Faiz 2022'de 325 milyar lira. 2023'te %104 artıyor. 663 milyar liraya çıkıyor. Orta vadeli programdaki rakamları söylüyorum. 2024'te bir %100 daha artıyor. 1.277 trilyon liraya çıkıyor. Yani mutabakata tamamen zıt bir gidişat bu. Sonra 2026'da 2.321 trilyon liraya kadar geliyor. Yani bunun manası, bu programa göre önümüzdeki 3 senede 5.431 trilyon lira faize para ödeyecek devlet. Dolar kuruyla hesap ederseniz de 3 senede 125 milyar dolar. Bu senede 40 milyar doların üzerinde bir faiz demektir. Biz 25-30 milyar dolar yıllık faiz ödenmesine bir facia derken, buna karşı bu mutabakatı yaparken şimdi 40 milyar doların üzerine çıkıyor. Diğer taraftan tabii devlet varlıkları satılmasın. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilsin. Tasarrufla kaynak üretilsin. Denk bütçe yapılıp, denk bütçe zorunluluğu getirilip faizden kurtarılan imkanla kaynak üretilsin derken devlet varlıkları satılmaya devam edecek. 2023'te 12 milyar liralık özelleştirme, 2024'te 25 milyar liralık özelleştirme. Kalemlerini biliyor musunuz onların özellikleri? Onları yazmamışlar. Onlarda da tabii şeffaf olunması lazım. Neler özelleştirilecek, neler satılacak. 2025'te 30 milyar lira, 2026'da 35 milyar lira. Yani 3 senede yıllık 3 katına çıkıyor. 12 milyar liradan 35 milyar liraya çıkıyor. Devletin varlıklarının satışı artarak devam edecek. İlave vergi yüklenmesin diye biz mutabakatımızda yazdık. Vergi yükü artıyor. 2.38 trilyon lira 2022'de, 2023'te 4.32 trilyon lira, 2024'te 7.48 trilyon lira, 2025 9.61 trilyon lira, 2026'da 11.5 trilyon lira vergi toplanacak. Şimdi bir önceki orta vadeli programla vergiler 2'ye çarpılmış, 2 ile çarpılmış. Yani biraz önce onun için söyledim. Kemal sıkma biraz halka mı yükleniyor? Halka yüklenmiş. Diğer taraftan. Kamuda tasarruf çağrıları yaptılar. Onun etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Orada tabii somut bir şey yok. Bazı bu kelimeleri yazmışlar tasarruf yapılması diye, ama kim nereden ne tasarrufu yapacak, ne kadar yapacak, bunlar ortada yok. Hatta tam tersine 2024 merkezi yönetim bütçesi %62 oranda arttırılıyor. Yani hem vergileri 2 ile çarpıyorsunuz, hem diğer taraftan merkezi yönetimin bütçesini %62 arttırıyorsunuz. 2,65 trilyon liraya çıkıyor. Enflasyon ne kadar? %33. Yani enflasyon yüzünden mecburen enflasyon kadar arttırdım deme durumu da yok. Enflasyonun iki katı. Hedefini diyorsunuz. Tabii yani işte bütçeyi arttırdım ama enflasyon var. Onun için mecburen arttırdım diyemezsiniz. Çünkü enflasyon %33. Siz bütçeyi %62 arttırıyorsunuz. İlave vergiler şöyle. 3 trilyon 836 milyar lira fazladan vergi toplanacak. Neye göre fazladan? 2022 yılında verginin milli geliri oranı %16. Bunu 3 senede %18'e kadar çıkartıyorlar. Yani milli gelirin %16'sı kadar vergi toplarken 2022'de deprem dolayısıyla bunu arttırıyoruz. Milli gelirin %18'ine çıkarttık. Bu 3 senede 3 trilyon 836 milyar lira fazladan vergi toplamak manasına geliyor. Yani %15'ten milli gelire verginin oranını %15'ten %18'e çıkartmanız demek 3 senede fazladan 3 trilyon 836 milyar lira vergi toplayacaksınız. Depremin maliyeti aşağı yukarı 3 trilyon. Yani 100 milyar doların üzerinde bir miktar denilmişti. Dolayısıyla deprem maliyetinden de 1 trilyon fazla vergi topluyorsunuz. Sayın Genel Başkan, siz dinlerken şöyle gözümü kapatsam bir muhalefet partisi genel başkanı konuşuyor izlenim var. Çünkü hatta şu an muhalefet böyle konuşamıyor yani, desek yeri var. Yani ülkedeki muhalefet boşluğunu Fatih Erbakan dolduruyor desek yeri yani. Şunu sormak istiyorum şimdi ben. Yani siz Cumhur İttifakı içerisinde memnuniyetsizliği dile getirirken Millet İttifakı'nda da memnuniyetsizliğini dile getiren bir lider var. Meral Akşener. İşte hatta bugün de açıklama yaptılar. 81 ilde kendimiz gireceğiz diye. Evet. Yani şimdi aslında açıklamalarınız örtüşüyor. Yerel seçime doğru yine bir cumhur millet yarışını mı görürüz yoksa bir üçüncü yol olabilir mi? Ne bileyim, mesela Sayın Akşener'le hiç bir temasınız oldu mu? Çünkü siz de içeriden eleştiride bulunuyorsunuz. Akşener'de her ne kadar artık ittifak bitti dese de insanların kafasında kodladığı Millet İttifakı tarafında bir genel başkan. O da içeriden eleştirilerde gidiyor. Yani başka bir ittifak modeli olabilir mi ya da işbirliği? Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir teklifleri de olmadı. Bizim de olmadı. Bizim olursa sıcak gibi, bakar mısınız? Yani bizim aslında isteğimiz, önceliğimiz kendi adaylarımızla kendimizin seçime girmesi ve oy oranımızı, yükseliş trendimizi göstermek. Çünkü bunu biz bir anlamda dediğim gibi 2028'in bir provası olarak da görüyoruz. Yani biz burada baraj problemimiz olmadığını, %7'nin %10'un üzerinde bir Türkiye geneli oyumuzun olduğunu göstermemiz bizim için 2028'de çok önemli bir sonuç olacak. O nedenle kendi adaylarımızla kendimiz girmeyi tercih ediyoruz. Dediğiniz şekilde de herhangi bir görüşme, herhangi bir teklif olmadı. Biraz orada şöyle de sormak isterim. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ile hiçbir temasınız oldu mu seçimden sonra? Yok, herhangi bir temasımız olmadı kendisiyle zaten. Şöyle düşündünüz mü? Yani onlar Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'ni kendi listelerinden göstererek 39 milletvekilliği verdiler. Sizin onların ne kadar oy aldığını bilemiyoruz ama toplamda %25'lik bir oy var. Sizin kendi oy oranınıza baktığınızda biz 5 milletvekili çok az aslında kazandık. Keşke biz de CHP listelerinden girseydik. Bu oyla bir 39 milletvekilliği de biz alırdık diye bir pişmanlığınız oldu mu? Evet. Yok, pişmanlık demeyelim. Tabii biz dediğiniz gibi 300 bin oya bir milletvekili ancak çıkartabildik. Aslında çok verimli bir sonuç değil. Yani oy sayısı ve milletvekili sayısı bakımından değerlendirdiğinizde aslında 100 bin oya bir milletvekili çıkıyor. Yani 1,5 milyon oyla 15 milletvekili çıkabilir ama belli bölgelerde yoğunlaştığı için oy milletvekili dağılımı bu şekilde oldu. Tabii o 3 partiye verilen milletvekilleri tam bir facia. Yani bu hakikaten dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. %1 bile oyları olmayan 3 tane partiye, 4 tane partiye 39 tane milletvekili, 37 tane milletvekili verilmesi akıl alır bir şey değil. Şöyle %1 bile oyu olmayan diyorum. Çünkü CHP 24 almış bir önceki seçimde. Bu seçimde 25 almış. Yani CHP hiç kendi oyunu arttırmamış bile olsa bu partilerin katkısı 1 puan olmuş. 4'ünün katkısı. Dolayısıyla hesap ortada. Kaldı ki CHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bu kadar kampanya yapmışlar, bu kadar çalışmışlar, bu kadar para harcamışlar. Yani CHP 1 puan da kendi oyunu arttırmadı mı? O 1 puanı da CHP kendi arttırdıysa zaten bu 4'üne 0 puan kalıyor. Ama 1 puanla, en iyi ihtimalle 1 puanla 30'un üzerinde milletvekili, dediğim gibi gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görülecek bir şey değil. Bir yandan da sizin açınızdan şans mıydı? Çünkü eğer o 3 parti, 4 parti bağımsız kendi aralarında bir ittifak kurarak CHP'den ayrı listelerle girselerdi muhtemelen daha yüksek oy alacaklardı. O durumda Yeniden Refah'ın oyu düşer miydi? Yani onlar kendileri ittifak yapsa da peki %7 barajını aşabilecek durumları olacağını düşünmüyorum. Yani hem bu seçimin sonucu bize onu gösterdi. İttifak içi ittifak gibi bir formül düşünülmüştü ya. Yani CHP listelerinden değil de üçlü ortak liste çıkarsalardı Yeniden Refah bu kadar oy alabilir miydi? Saadet, Deva, Geleceğe kaçar diye düşünüyoruz. AK Parti, bu sefer de onlar bu 37'yi alamazlardı, 37 milletvekilini. Yani CHP listesinden hiç girmeyip de kendi listesiyle ittifak içi ittifak bile yapsalar 37 milletvekili almak için yani %7-8 oy almaları lazım. Böyle bir şeyi zaten elde edemezlerdi. Zaten onların CHP ile birlikte ittifak içerisinde olması ve Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklemesinden dolayı da oy kayıpları oldu. Yeniden Refah Partisi'ne yönelme oldu. Yine öyle de yapsalar oradan bize oy gelirdi ve biz yine yüksek bir oy alırdık diye düşünüyorum. Genel olarak bakışınızı da merak ediyorum. Şimdi seçimden sonra en nihayetinde bıçak sırtı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu gördük biz. Her ne kadar işte %52'ye yakın bir oy almış olsa da Sayın Cumhurbaşkanı, yani mevcut sistemde 2,5 milyonluk bir oy farkı var. Yani 1,5 milyonluk bir değişim bile Türkiye'nin kaderini değiştirebilir bu durumda. Yani muhalif şu anda seçmen yani Yeniden Refah Partisi'nin oyunu alıp öbür tarafa koysanız tablo tamamen değişiyor. Evet, bunu yani biz olmasaydık Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanamazdı diyor musunuz? Yani tabii sosyal olaylar, siyasi olaylar tam böyle matematik hesabı gibi olmuyor. Öyle bir durumda nasıl olurdu tam net bir şey söylemek zor ama Yeniden Refah Partisi'nin tabii çok önemli katkısı oldu. Oy oranı bakımından da psikolojik olarak da dengeleri değiştirdi gerçekten de. Ve sonuçta biz de aslında bu iktidarın gelmesine vesile olduk. Onun için zaten yana yakıla eksikler giderilsin, yanlışlardan dönülsün. Onun için böyle bir muhalefet partisi gibi konuşmalar yapıyoruz. Çünkü biz de kendimizi sorumlu hissediyoruz. Böyle bir mutabakat yapıldı. Biz de bunun için destek olduk. Bizim de desteğimizle iktidar olundu. Bu iktidar öyleyse milletin faydasına iş yapması lazım. Peki bakanlık beklentiniz var mıydı? Ona gelecektim tam. Evet. Yani bizim de desteğimizle iktidar oldu Sayın Cumhurbaşkanı diyorsunuz. Peki kabinede yer almak gibi bir beklentiniz var mıydı? Bu anlamda bir hayal kırıklığınız oldu mu? Yok, öyle bir beklentimiz yoktu. Biz zaten milletvekili pazarlığı bile yapmadan kendi listemizle girdik. Kendi seçmenimizle, kendi amblemimizle bileğimizin hakkıyla bu milletvekillerini de aldık. Dolayısıyla milletvekili pazarlığı bile yapılmayan bir yerde bakanlık pazarlığı zaten olmadı. Böyle bir beklenti de yoktu. Bizim derdimiz bizden bir bakan arkadaşımız olmuş veya AK Parti'den olmuş değil. Yeter ki milletin faydasına iş yapılsın. Ama tabii endişelerimiz var dediğim gibi. Çünkü seçim sonrasında bugüne kadar geçen 100 günde atılan adımlar gerçekten de bizim kabul etmeyeceğimiz ve mutabakata da aykırı adımlar. İşte gene orta vadeli programda enflasyonu azaltacağız deniyor. 2023'te enflasyon %65 bu sene. Dolar 25 lira. 2026'da dolar 48 lira olacak diyor programda ve enflasyon %8,5 olacak diyor. Şimdi bizim gibi ithalata bağımlı bir ekonomide, yani 100 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı olan, Türkiye'de yerli ürettiği ürünün ham maddesini, malzemesini %82 oranında dışarıdan getiren, yani tamamen dövize, ithalata bağımlı bir ekonomi. Döviz iki katına çıkacak. 25'ten 48'e çıkacak. Enflasyon 65'ten 8,5'a düşecek. Bu da tabii gerçekçi değil, inandırıcı değil. Bu veriler enflasyonun da düşmeyeceğini, hatta artacağını gösteriyor. Ve tabii kur korumalı mevduata 100 milyar doların üzerinde para harcamamıza rağmen yine kendisi hükümet diyor ki 48 lira olacak dolar. Madem dolar 48'e kadar fırlayacaksa biz kur korumalı mevduata 100 milyar doların üzerinde parayı niye harcadık? Tabii dış ticaret açığı, biraz evvel de söyledim, Türkiye ekonomisinin en önemli problemlerinden. 105 milyar dolar seviyesinden 2026 yılında 112 milyar dolar seviyesine çıkacak diyor. Yani dış ticaret açığını azaltacağım diye herhangi bir niyet dahi programda yok. İşsizlik bir fayda sağlanacak olarak bakılırsa 3 yılın sonunda %10.3'ten %9.3'e düşmüş. Yani devede kulak. Siz bu kadar vergiyi, bu kadar zammı, bu kadar borcu, bu kadar faizi yükleyip ondan sonra da doları da 48 liraya çıkartıp bir faydanız işsizliği 10.3'ten 9.3'e düşüreceğim, dediğim gibi devede kulak. Tasarruf yapılması lazım dedik. Dediğim gibi hükümetin kendi merkezi yönetim bütçesinde tasarruf yok. Enflasyonun 2 katı oranında daha bütçesi artıyor. Ama vergiler millete yükleniyor. Kemer sıkma millete yükleniyor. Tabii yapılması gerekenleri de söylüyoruz. Biz sadece eleştirmiyoruz. Size onlarla göre ne yapılmalı, ne eksik? Tabii yapılması gereken bir defa mutlaka şu denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi lazım. Yani hem yerel yönetimlerde hem merkezi hükümette denk bütçe olmadan borçlanmadan kurtulmanız mümkün değil. Çünkü bütçe açığı demek borçlanmak demek. Borçlanma demek faiz demek. Çünkü faizsiz bir borç bulma imkanınız bugünkü dünya şartlarında mümkün değil. Faiz de zamla vergiyle millete yük yüklenmesi demek. Tabii bu yap işlet devret modelinde yapılan hesaplamaların yeniden gözden geçirilmesi mutabakat metnimizde de var. Yani kamu yararına olacak şekilde bunların yeniden gözden geçirilmesi. Şimdi mesela işte CHP'li milletvekillerinin soru önergesi üzerine cevap veriliyor. 2 tane köprüye 8 köprü parası ödeniliyor. Yani kamu özel işbirliği projelerinde mutlaka kamunun menfaatinin, milletin menfaatinin gözetilmesi, buradan tasarruf yapılması lazım. Ki sizin bu mutabakat metninde de vardı galiba. Var tabii. Bunların gözden geçirilmesi, fazladan bir para ödenmesi varsa bunların ortadan kaldırılması. Peki şu duyguya kapıldığınız oluyor mu? Şimdi seçim kritikte 50+1 için bize ihtiyaçları vardı. Mutabakata yazdıklarımızın altına imza attılar ama mutabakatta kaldı. Şu anda bizi pek de dikkate almıyorlar gibi şunu bir duyguya kapılıyor musunuz? Kandırıldık mı diye mi söylüyorsunuz? Yani neredeyse. Ben biraz öyle o kadar sert sormuyorum ama dikkate alınmıyoruz duygusuna kapıldığınız oluyor mu? Bizim dikkate alınıp alınmamamız aslında önemli değil. Bu söylediklerimiz kendileri tarafından uygulansa, yapılsa, bize ihtiyaç duymasalar biz daha da çok memnun oluruz. Üzüldüğümüz nokta tabii bunların uygulanmaması hem ülkeye hem millete hem de AK Parti iktidarına da çok büyük zarar verecek. Çünkü bu orta vadeli programın gidişatı ekonomik olarak maalesef çok sıkıntılı bir yere gittiğimizi gösteriyor. Sizi hiç arıyorlar mı? Dönülsün. Az önce hani sitem ediyorlar mı diye sormuştum ama bir yandan da bu eleştirilerinizi dinleyen örneğin Sayın Numan Kurtulmuş, şu an meclis başkanı ama ekonomi kökenli bir isim, veya AK Parti'deki diğer ağır isimler size dönüp ya haklısınız bunları gelin konuşalım falan gibi bir tavırları var mı? Öyle bir tavırları yok ama buradaki mesele şu, tabii biz eğer bu ittifakı yapmasaydık bu sefer AK Parti diyelim iktidar olsaydı, AK Parti iktidarında bu yanlışlar yapılsaydı o zaman sürekli şu vebali düşünecektik. Ya bize geldiler, ittifak teklif ettiler. Biz onlara kapıyı kapattık, gidin siz kendiniz girin, biz de kendimiz gireceğiz dedik. Onlar da kendisi girdi, kazandı, geldi ve aynı tas aynı aman bu politikaları uyguluyorlar. Biz ittifak yapıp da onlara hayra vesile olacağımız bir imkanı ortaya koysaydık diye sürekli içimizde bir şüphe olacaktı, bir soru işareti olacaktı. Yani ittifak yapma imkanımız vardı, bize ittifak teklif ettiler. Biz de onlara bu şartlarımızı, bu mutabakatı ortaya koysaydık, onlar da buna uyarlarsa, uysalardı ne kadar güzel olacaktı ama biz mutabakat ortaya koymadık, ittifak yapmadık. Şimdi dolayısıyla içimizde dediğim gibi bir ukde kalacaktı. En azından bu vebalden kurtulmuş olduk. Geldiler, mutabakatı imzaladık, ittifak yaptık. İyi niyetle bunların uygulanacağına dair karşılıklı olarak ahitleştik. Ama uyulmaması halinde en azından şimdi biz diyoruz ki biz elimizden geleni yaptık. Yapılması gerekenleri ortaya koyduk, mutabakat yaptık, onlara bir yol gösterdik. Ama uymadılarsa da dediğim gibi bizden vebal gitti deme noktasındayız. Ama hiç ittifak yapmayıp kapıları kapatsaydık diyecektik ki ya acaba ittifak yapsaydık, bir mutabakat yapsaydık bunlara dikkate alırlar mıydı, bunları uygularlar mıydı, böylece milletin faydasına bir iş yapılır mıydı? Sürekli olarak bu vebali düşünecektik. Ama şu anda böyle bir vebal tabii kalmadı. Şimdi ittifak meselesi bitmeden aslında bir basınç var böyle. Partinizin özellikle kadınlara bakışı konusunda kendimi de zor tutuyorum. Konuda keyifli, biraz devam etsin bu siyasi konular. Yani izleyenler var, alttan da yazıyorlar. Soracağız yani o konulara gireceğiz. Tabii hepsini soracağız. Yani yayının başında da söyledim. Şeriatla ilgili bir açıklama yaptığı iddia edildi. Fatih Erbakan çok konuşuldu sosyal medyada. Öyle bir açıklaması oldu mu olmadı mı? Partisinin bir milletvekilinin çok eşli evliliği savunduğunu biliyoruz. Bunların hepsini soracağız efendim. Şimdi ittifakla önce bir ilgili izninle konuşalım. Sevgili Kübra. Tabii. Şunu da soracağım. Şimdi siyasette en nihayetinde tabanda, parti yönetiminde beklediği bir şey var. Yani biz buradan parti olarak ne kazandık? Şimdi bu Cumhur İttifakı meselesinde bir beka sorunu vardı ve biz burada pozisyon aldık diyorsunuz. Bunu kabul ediyorum. Şimdi yalnız yerel seçimde özellikle parti yönetiminizden ve partilerinizden bir basınç var mı? Yani biz tamam evet İstanbul, yani, Ankara'da eğer bir destek olacaksak ya burada bizim kazanımımız ne olacak? Yerel seçimde, bunun yanıtını aradan sonra evet, alıyormuşuz. Bir kısa ara, Fatih Erbakan'la yayınımıza devam edeceğiz efendim. Birazdan buradayız. Nova Arsa'yla devam edecek. Nova Arsa'yla devam ediyor. Farklı açılara devam ediyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adeta Cumhur İttifakı içerisindeki müstakil muhalefet partisi gibi. Yani şunu kabul etmemiz gerekiyor. Az önce yayında da konuştuk. Yani hayat görüşü olarak biz Fatih Bey'le çok konuda belki ayrışabiliriz ama şunu da kabul etmeliyiz ki bugün siyasi partiler arasında muhalefet partileri özellikle birbirlerine laf yetiştirmeye çalışırken iktidarın ekonomi politikalarına, orta vadeli programın detaylarına en detaylı şekilde çalışıp eleştiride bulunan parti de Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan. Bunu da yüzünüze karşı söylemek istedim. Yani az önce orta vadeli programa ilişkin kalem kalem açıkladığınız eleştirileri ben 2 haftadır herhangi bir başka siyasi parti liderinden duymadım açıkçası. Bunu da açıklıkla ortaya koymak lazım. Tam da bu nedenle acaba ittifakta bir değişiklik olur mu demişti sevgili Deniz Gürel. Şimdi bir soru sormuştunuz, onu tekrar alalım ki evet, yanıtını da tekrar dinleyelim. Sayın Genel Başkan, az önce ifadenizde özellikle İstanbul ve Ankara vurgusu yaptınız. Yani eğer İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı yerel seçimle ilgili Ankara, İstanbul onlar için özel bir ihtiyaç duyulur ve bize gelinirse, bizim de şartlarımız kabul edilirse bir ittifak kapısını açık bıraktınız. Yani kesin olmaz demediniz burada. Şimdi evet, ve az önce de konuştuk, yani siyasetin bazı şartları var. Özellikle partililer, parti yöneticileri, genel başkanlar bir kazanma iddiası ortaya koyması gerekiyor ki konsolide edebilsinler kendi kalabalıklarını. Sizin de böyle bir ittifak koşulunuz ya da ne bileyim size partinizden bir basınç var mı? Sayın Genel Başkan tamam İstanbul'da, Ankara'da destek vereceksek onlar da bize şu konuda destek versinler şeklinde öyle bir kazan kazan modeli olacak mı yeniden refah açısından? Bunu söyleyen arkadaşlarımız var tabii. Dediğiniz gibi yetkili kurullarımızda da var. Yani İstanbul'da bazı ilçelerin yeniden Refah Partisi'ne bırakılması gibi veya Ankara ile İstanbul'da bizim vereceğimiz desteğe karşılık Anadolu'da başka bir ilin veya birkaç ilin yeniden Refah Partisi'ne verilmesi. İşte MHP ile AK Parti kendi arasında bunu yapıyorlar zaten. Bazı yerlerde MHP bırakıyor AK Parti. Bunu söyleyenler de var. Ama dediğim gibi bunlar için şu anda bir şey konuşmak çok uygun değil. Çünkü oradan bir teklif, oradan bir beklenti olmadıktan sonra bizim zaten böyle bir düşüncemiz olmaz. Ve dediğim gibi aslında biz Türkiye geneli oy oranımızın da yüksek bir düzeyde ortaya çıkması bakımından Ankara, İstanbul'da dahil olmak üzere aslında bütün illerde ve ilçelerde kendimiz girmek istiyoruz. En fazla olabileceği dediğim gibi böyle bir teklif olursa Ankara, İstanbul'la ilgili düşünülebilir. Yetkili kurullarımızda görüşülür. Ankara, İstanbul dışına kapılar kapalı mı? Yok evet, onun dışında kendimiz gireriz. Çünkü ciddi oy aldığımız yerler var. Oralarda iddialı olabiliriz. Malatya, Bingöl, Karabük, Kütahya, hatta %5'in üzerinde aldığımız yerler var. Maraş, Konya, Kocaeli. Buralarda bir de iyi güçlü adaylarla ciddi sonuçlar alabiliriz. Türkiye geneli oyumuzu da ciddi şekilde etkileyecek olumlu sonuçlar alabiliriz. O nedenle tabii biz zaten milletvekili seçiminde de bunu düşündük. Şimdi başka partilerin listesinden giren partiler çıkıyor, herkes diyor ki 0 oyunuz var, yarım oyunuz var, hiç oyunuz yok. Bir şey diyemiyorlar. Şimdi biz de AK Parti listesinden girseydik 5 değil 10 milletvekili de çıkarsak diyeceklerdi ki ya belki %1 bile oyunuz yok, %0,5 oyunuz var. Bu gibi durumlardan da tabii kaçınmak bakımından. Siz orada bir medeni cesaret örneği de sergilediniz. Yani biz ben bunu, günü kurtarmadılar tabii. Gelecek Deva ve Saadet Partisi'nin bu konuda söyleyecek çok da bir şey olmasa gerek. Çünkü sizin gösterdiğiniz cesareti, evet ittifakın içine girdiniz ama biz milletvekili istemiyoruz. Kendi listelerimize gireceğiz. Tabii. Alnımızın hakkıyla göreceğiz, milletin huzuruna çıkacağız dediniz. Tebrik etmek yani lazım. Özellikle dünya siyaset tarihine bakıldığında böyle bir siyasi mühendislik yok yani. O oya, o milletvekili. Dolayısıyla günü kurtarmaya değil de biraz da genel başkanın anladığım kadarıyla hedefi 2028. 2028'e dair bir hedefiniz mi var? Tabii 2028'de artık inşallah Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımak istiyoruz. Siz de biraz önce söylediniz. Partiler kazanmak için. Mesela siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız 2028'de? 2028'de tabii inşallah olmayı istiyoruz. 2024'te yerel seçimde inşallah belediyelerde tekrardan milli görüş belediyeciliğine hakim kılmak. Arkasından da merkezi yönetimde iktidar olma hedefimiz var tabii ki. Zaten 2028 seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak. Dolayısıyla 2028'de bizim aday olmamız yerinde olur diye düşünüyoruz. Peki, şimdi gelelim size biraz da tepkileri sormamız lazım. Soruyu düz soracağım. Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz? Böyle bir talebiniz mi var? Tabii bununla ilgili konular daha önce rahmetli Erbakan Hoca döneminde de çok gündeme geldi. Yani 76 yılının Türkiye'sinde Aselsan'ı kuran ki bugün elektronik sanayinin, savunma sanayinin bu noktaya gelmesinde ilk adım Aselsan'ın kurulması. Buna bağlı olarak, bunun devamı olarak Roketsan, Havelsan kuruldu. 56 yılının Türkiye'sinde gümüş motor fabrikasını kurup ilk yerli milli motorun üretilmesine vesile olan Erbakan'a gerici, yobaz, iktidar olduğunda herkesin zorla başını örttürecek, İşte kız çocuklarının okumasını engelledi. Yani Taliban modelini o yıllarda anlatıyorlardı. Hatta işte ben çocuktum, Refah Partisi Kongresi'nde o zamanki Hürriyet gazetesi 80'lerin sonu sadece kongreden küçücük bir fotoğraf koymuş. Bir tane örtülü bir hanım ve diyor ki işte Refah Partisi'nin kongresinde haremlik selamlık oturuldu. Başörtüler dikkat çekti. Şimdi de hiç ortada böyle bizim bir ifademiz yokken nereden olduğu yani geçmişte de yok, yenide de yok. Nereden çıktığı belli olmayan bir şekilde bazı troll hesaplar diyebileceğimiz hesaplardan böyle bir yaygara çıkartıldı. Biz tabii milletin derdiyle dertlenip ekonomiyi konuşalım, emekli maaşını konuşalım, orta vadeli ekonomik programdaki yanlışları ortaya koyalım, düzeltilmesine vesile olalım diye uğraşırken bu gibi sunni gündemler oluşturuluyor. Yani şöyle bir ifadeniz yok mu? Şeriatı gelin halka soralım bakalım. Yok tabii, hayır, hiç öyle bir şey yok. Yani biz de zaten şaşırdık, hatta açıklama yaptık parti hesaplarımızdan. Hukuki yollardan işte hakkımızı arayacağız, dava açacağız diye. Çünkü tamamen asparagas. Hiç yani şeriat kelimesi ağzımızdan çıkmamış. Peki düşünceniz var mı böyle? Yani hani o Taliban zihniyeti dediğiniz konu. Eleştirel baktınız. Evet yani sizde Taliban zihniyetine yakın bir durum var mı? Çünkü yalnız peş peşe bir sorum daha olacak buna göre. O yüzden direkt soralım. Bir defa tabii Taliban zihniyetinin İslam'a uygun olmadığını ve dolayısıyla bizim düşüncemize de uygun olmadığını hep söylüyoruz. Yani kız çocuklarının okumasının engellenmesi. Efendim peçe takmadı diye kadına işte sopayla vurmak, onu cezalandırmaya çalışmak, bunlar İslam'da yok, bizim anlayışımızda yok, inancımızda yok. Böyle bir şey tabii ki biz de eleştiriyoruz. İslam'a da en büyük zararı zaten bunlar, bu davranışlar veriyor. Yani rahmetli Erbakan hocamız da milli görüş tarihi boyunca her zaman kadınıyla, erkeğiyle tahsil yapmasını, yüksek lisans yapmasını, bilimsel anlamda ilerlememizi, teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulmamızı her zaman savunmuş. Kendi kızlarını üniversite, yüksek lisans eğitimlerini yaptırmış, herkese bunu tavsiye etmiş. Kimseye zorla başını örttürmek gibi bir düşüncesi olmamış, son derece açık görüşlü, vizyonu, ufku geniş, aslında çok da entelektüel, bilim adamı zaten, modern bir insan. Ama maalesef maksatlı olarak bambaşka yerlere çekildi. İşte o takunyalı karikatürler, elinde tesbihiyle karikatürler. Yani babama yapılanlar bugün şimdi de bana yapılıyor. Olmadığım bir şekilde gösterilmeye çalışıyorum mu diyorsunuz? Öyle diyorum. Çünkü hele şu son konu hiç şeriat bizimle alakası yok. Tabii halka soralım, halkımız istiyor mu? Hiç yani iması bile yok. Yeniden Refah Partisi'nin yükselişinden rahatsız oluyorlar diye de düşünüyoruz. İşte en son bir anket Hürriyet gazetesinde Sayın Abdülkadir Selvi de köşesine taşıdı. İstanbul'da Yeniden Refah Partisi %5.7 seviyesinde. Türkiye genelinde %4'ün üzerine çıktığını gösteren anketler var. Bu yükselişin yerel seçime ve 2028'e doğru daha da artarak devam etmesini engelleme maksatlı olarak düşünüyoruz. Evet, evet. Kim engelliyor? Kim? Siyasi muarızlarımız, rakiplerimiz. Ama şöyle, şunu soracağım. Yani? Hesapların çoğu troll hesaplar. Ha, şimdi sizin oy tabanınızla CHP'nin oy tabanı aynı değil. Yani tabii. Bu konuyla ilgili sizi geriye çekmeye çalışan taraf hangi taraf? CHP'nin oy tabanıyla aynı olmasa bile tabii Türkiye toplumunun genelinde böyle bir Taliban zihniyetli bir görüntüye oy verilmeyeceğini biliyorlar tabii. Dolayısıyla daha geniş kesimlerin, daha geniş kitlelerin sempatisini, oyunu almasını engellemek maksadıyla. Hazır konu açılmışken, tabii. Şimdi biz bunları tabii Sayın Genel Başkan biraz da kafamızdan uydurmuyoruz. Bazı şeyler özellikle bazı partilere daha çok yapışıyor. Belki vatandaş takdiri oluyor, yakışıyor. Şimdi seçim döneminde özellikle yanlış hatırlamıyorsam Aydın'da bir il yöneticinizi kadın erkek diye ayrı oturtmaya çalışan bir partiliniz oldu. Herhalde Düzce tarafındaydı, yanlış söylemeyeyim. Bir yani kadın ateş milletvekili olmayan yerden duman çıkmaz diyorsunuz yani. Yani şimdi kadın milletvekilinin silüetini gördük biz orada. Ya, araçlara giyindirilen seçim kampanya afişlerinde evet. Bir kadın adayınızın fotoğrafı yerine evet. Bir gölge konulmuş. Eşiniz kızdı mı size? Yani. Mesela eşiniz kızdı mı Sayın Genel Başkan? Biz de şok olduk. Eşim de çok rahatsız oldu tabii. Çünkü şöyle bir mantıksızlık var. Siz milletvekili adayı olduysanız yani sokağa da hiç çıkmayacak mısınız? Veya meclise girerseniz, milletvekili seçilirseniz sizin yüzünüzü veya silüetinizi kimse görmeyecek mi? Yani biz de tabii bir anlam veremedik. Bizim gerçi tabii 50'nin üzerinde kadın adayımız vardı. Bunların hiçbirisinde böyle bir sorun olmadı. Hepsinin fotoğrafları var. Burada bu adayımızın böyle bir hassasiyeti olmuş. Tabii il teşkilatımızın da burada eksiği var. Böyle bir şeyi tabii kabul etmemeleri gerekir. Sonrasında zaten il teşkilatımızda da orada değişiklikleri yaptık. Ve dediğim gibi bizim de tabii görevden alma oldu orada biraz. Yani il başkanımızı böyle değiştirdik, evet. Yani evet. Bir daha altını çizelim. Sevgili izleyiciler, günlerce kamuoyu tartışmıştı. Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nin adayı, bir kadın adayının fotoğrafı yerine bir gölge konulmuştu. Çok tepki göstermiştik haklı olarak. Fatih Erbakan diyor ki biz de şok olduk ve il... Hatta eşim çok kızdı. Yöneticiyi değiştirdik. Üzüldü, evet, öyle diyorsunuz. Diyelim. Öyle, çünkü dediğim gibi bir mantığı yok. Şimdi bir hanımefendi ben yüzümü bile kimsenin görmesini istemiyorum deyip iş, tabii sokağa çıkmaz, evinde oturursa tabii ona da saygı duyarız. Ama milletvekili adayı olan bir insan zaten halka çıkacak, esnafa çıkacak, programda, aday tanıtımında çıkacak. Dolayısıyla meclise girerse, seçilirse diyelim ki seçilmek için aday oluyorsunuz. Meclise geleceksiniz. Dolayısıyla oradaki mantığı biz de anlayamadık ama dedim ki bizim partimizle ilgili bir şey değil. Duman çıkmaz meselesine bir evet. Devam edelim. Bir başka konu ki ben gerçekten çok tepkimi çekti. Partinizin Konya milletvekili Ali evet. Yüksel çıktı, bir röportaj verdi ve bayağı çok eşliliği savunuyor. Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur diyor. Çok eşlilik olması gerektiğini savunuyor. Bu sizin parti politikanıza uyumlu mudur? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Şöyle, tabii bizim ölçümüz aslında büyük ölçüde Milli Görüş Hareketi'nin banisi rahmetli Erbakan hocamızın yaklaşımları bize böyle konularda yol göstermesi bakımından önemli. Bununla ilgili bir yaşadığımız anı, olay. Yıllar öncesi rahmetli annem de hayatta, rahmetli babam da hayatta. Bizim partiden, teşkilattan Erbakan hocamızı çok seven bir kardeşimiz. Annesi rahmetli anneme geliyor. Diyor ki bizim oğlanı evlendirmek istiyoruz. Nasipse işte Erbakan hocamıza da bir soru söyleseniz haberi olsun, hem de onun da bir iznini alalım, müsaadesini alalım dedik. Peki diyor annem de, geliyor babama soruyor. Babam da diyor ki yok ne münasebet canım, otursun oturduğu yerde, evlenmesin diyor. Gidip söylüyor annesine, annem de. Sonra bir 6-7 ay, 8 ay geçiyor. Sonra annesi, o evlenmek isteyen insanın annesi tekrardan anneme geliyor. Diyor ki ya tekrar bir şey yapsanız. Acaba zamanı geldi mi, evlensin mi, nasıl olsun? Annem gelip anlatınca olay ortaya çıkıyor. Meğerse Erbakan Hoca ikinci evliliğini yapmak için izin istiyor zannetmiş. Çünkü o evlenmek isteyenin biraz yaşı da var. Onu gözümde demek ki zaten bu yaşa kadar evlidir diye düşündü. Ya diyor ben ikinci evliliği yapacak zannettim. Onun için olmaz dedim. Otursun oturduğu yerde dedim. İlk evliliğiyse tabii evlensin diye söylüyor. Yani bizim aslında ölçümüz bu şekilde. Rahmetli Erbakan hocamızın bakışı da böyleydi. Tabii kendi şahsi fikirlerini ifade etmiş. Ama toplumda doğruya infial uyandırıyor ve sizin partinizin politik algısını çok negatif yönde etkilemiyor mu bu tür açıklamalar? Tabii. Parti yani içi bir uyarıda bulundunuz mu kendisine? Tabii, gerekli uyarılar yapıldı. Dediğiniz gibi yapılmaması lazım. Başka yerlere çekiliyor. Yani hatta yerel seçim için ön bir hazırlığınız var mı? Çünkü şimdi orada hadi 81 ilde belli milletvekili sayısı kadar adayınız vardı. Şimdi bir de her yerde aday çıkarırsanız bir sürü aday olacak haliyle. Bu sefer bir de meclis üyeleri var, il genel meclis üyeleri var tabii. Hani deyim yerindeyse böyle bombalar patlar diye bir ön hazırlık, ön alma ya da şimdi buradan siz kendi parti teşkilatlarınızla kardeşim bu konulara girmeyin falan diyor musunuz? Diyecek misiniz? Yani tabii parti içi disiplini. Ya da böyle şeyler düşünenleri aday yapmamak gibi bir politikanız var mı? Tabii parti içi disiplini sağlamak önemli ama 24 bin civarında aday çıkacak şimdi bu yerel seçimde. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclis üyesi var, il belediye meclis üyesi, ilçe belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adayları. Dolayısıyla tabii böyle bir hacimin içerisinde bir takım arızalar çıkma ihtimali de olabilir. Ama tabii gereken tedbirleri alıp bunu en aza indirmek lazım. Tam anlatıyordunuz. Ali Yüksel'le ilgili bir uyarı mı yaptınız kendisine? Böyle açıklamalar yapmaması. Yani tabii bu gibi açıklamaların bir faydası yok. Bir de tabii bizden milletvekili seçildiğinde, bizden aday olduğunda kendisi bekar statüsünde. Yani bir eşinden boşanmış, bir eşi vefat etmiş. Bundan 20 sene önce bir dönem birden fazla eşi olmuş. Ama tabii 600 tane milletvekili adayımızın, 2000'in üzerinde aday adayımızın 20 sene, 30 sene önceki tabii özel hayatını inceleme gibi bir durumumuz yok. İnceleseniz de bulamazsınız. Çok eşli olduğunu bilseydiniz aday yapar mıydınız? Yani yapmazdık çünkü çok eşli bir insanın siyasete, meclise, partiye zaman ayırması mümkün olmaz. Şimdi tek eşli olanlar bile zaman ayıramıyor. Onun için biz daha ziyade tek eşli olanları aday yaparız diye söylemek lazım. Ya. Yani gizsek mi ağlasak mı bilemedim. Şunu soracağım yani aslında çok gerçekten nükteden bir yanıt da verdiniz ama hani ya Deniz Bey sürekli aynı konunun üzerine dönüp durmayın demeyin ama şimdi sizin 2 kız evladınız var. Tabii. Benim bir kız evladım var. Allah yanımızda bağışlasın. Bir hanımefendi hep beraber burada oturduk sohbet ediyoruz gayet modern dünyanın kuralları çerçevesinde. Ya sürekli sanki kız çocuklarının özel hayatına ya da kız çocuklarının geleceğiyle ilgili işte erkek çocuklarından farklı hakları varmış ya da yokmuş gibi partinizin üzerinde böyle kara bulutlar dolaşıyor ve açıkçası bu bir iki örnek de belki başka partilerde olsa spesifik diye değerlendirilecek. Sizde sanki bir ideolojiymiş gibi anlaşılıyor. Az önce de söylediğiniz belki ateş olmayan yerler. Belki biraz da kaynağı bizim sizinle bir tartıştığımız yayında olmuştu. Çok küçük yaşta evliliklerle ilgili. Evet. O da bambaşka bir yere çekilmişti. Evet. Dolayısıyla yani bu kız çocuklarıyla ilgili belki hani burası da sizler için kendinizi ifade etmeniz için özgür bir ortam TV100 ekranlarında. Ya kız çocuklarıyla partinizin, ideolojisinin ya da genel olarak sizin görüşlerinizin ya kız çocuklarıyla ilgili ve gelecekleriyle bir derdi var mı Fatih Erbakan'ın ve partisinin? Tabii hep verdiğimiz örnek bir defa bizim partimizde en etkili organlarımızdan bir tanesi Kadın Kolları Teşkilatımız. Genel merkezde, illerimizde, ilçelerimizde, standlarda çalışma yapıyorlar, esnaf ziyaretlerinde bulunuyorlar. Doğrudan doğruya halkın içinde kapı taramalarıyla kapı kapı evlere gidiyorlar. Bununla beraber başkanlık divanımızda kadın kolları başkanımız bizimle birlikte toplantıya katılıyor. İllerde de il hanım kolları başkanımız gene bu çalışmanın içerisinde il yönetiminde bulunuyor. 60'a yakın kadın adayımız, milletvekili adayımız oldu. İlk adayı Yeniden Refah Partisi'nin ilk resmi adayı Afyon'un Güney beldesinden bir hanımefendiydi. Bizim için tarihi bir olay. Dolayısıyla kadınların siyasette, hayatta, eğitimde, ticarette olmaması, onların bir yere kapatılması dediğim gibi bir kere bizim inancımıza da aykırı. Yani Peygamberimizin de böyle bir uygulaması yok. En başta eşi Hazreti Hatice validemiz tüccar, iş kadını. Evet. Kervanlarla iş seyahatlerine gidip geliyor. İş hayatında her türlü insanlarla ticaret erbabıyla muhatap oluyor ister istemez. Dolayısıyla bizim böyle bir düşüncemiz olması mümkün değil. Bir diğer konu hep söylüyorum. Yani seçmenin yarısı 60 milyon seçmen oy kullanacak. 30 milyon kadının oy kullanacağı bir yerde bir siyasi parti kadına karşı efendim kadın düşmanı olması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Eşyanın tabiatına aykırı. Yani siz 30 milyon oyu bırakın. Yani 30 bin oy bile ne kadar kritik. İşte biz 70-80 bin oyla hazine yardımı almayı kaçırdık. %3'ün altında kaldık. Dolayısıyla böyle bir şey dediğim gibi bir anti propaganda. Rahmetli Erbakan Hoca'nın döneminde de bu çok yaşandı. İşte gericilik, Taliban zihniyeti, yobazlık. Halbuki dediğim gibi yani 56'da motor fabrikası kuran, profesör olmuş, Leopard tanklarının motorlarını icat etmiş, 76-77'de 200'den fazla sanayi tesisini kurmuş, Aselsan'ı kurmuş. Türkiye'nin üretime, ihracatına yönelik. Mesela yapıyor musunuz? Yani bu konular tamam, siz anlatıyorsunuz burada da gayet, hani burada da söylediklerinize zaten itiraz edecek bir durum yok. Tabii. Yani bununla ilgili bir öz eleştiriniz var mı acaba, biz kendimizi iyi anlatamıyor muyuz diye, ya da bununla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ne bileyim yani. Yani tabii medya gücünüzün bunda etkisi var dediğiniz gibi. Yani biz tabii bir karalama kampanyası yapılıyor. Medyada çarpıtılıyor. 10 milyon kişi duyuyor. Bizim tabii imkanlarımızla maalesef biz sesimizi 100 bin kişiye, 500 bin kişiye duyuruyoruz. Bu tabii öz eleştiri olarak değerlendirilebilirse bunu söyleyebiliriz. Yani daha çok imkanımız, medya gücümüz olsa tabii kendimizi daha da iyi bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi gündemdeki biraz sıcak konuları da size yorumlatalım istiyorum. Çünkü az önce biraz taş attık muhalefete, kendi içlerindeki tartışmalardan çıkıp da vatandaşın derdine çok da yönelemiyorlar bu ara diye. Şimdi şunu merak ediyorum. CHP'de büyük bir değişim tartışması başladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi çağrıları var. Kurultayda aday olmasın diyenler var ama kendisi kurultayda aday olacak gibi görünüyor. Bildiğimiz kadarıyla Özgür Özel de Cuma günü adaylığını açıklayacak. Evet. Nasıl bakıyorsunuz CHP'deki değişim tartışmalarına? Tabii aslında Sayın Kılıçdaroğlu çok da başarısız oldu sayılmaz diye düşünüyorum bir defa. Çünkü %48'lik bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy aldı. Öyle veya böyle. Kendi partisinin oyunun neredeyse 2 katına yakın bir oy aldı. Dolayısıyla aslında çok da başarısız olduğu söylenemez diye düşünüyorum. Hatta biraz önce de konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi de işte 2,5 puan bir farkla. Yani 2-2,5 puan bir yerden öbür tarafa geçse tamamen farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bir diğer taraftan tabii adı geçen adayların da CHP'de genel başkan olması halinde olsalar dahi çok farklı bir tablonun ortaya çıkacağını, CHP'nin çok daha büyük bir atılım yapabileceğine de inanmıyorum. Yani şu son seçimde de CHP parti olarak %25'i geçemedi. Yani iktidarın bu kadar yıpranmış durumuna rağmen, bu kadar ekonomik krize rağmen, deprem sonrası birçok iktidara yönelik eleştiriler, özellikle deprem bölgesinde tepkiler olmasına rağmen CHP %25'in üzerine çıkamadı. Yıllardan beri de böyle zaten. Yani Sayın Kılıçdaroğlu yerine bir başkası da gelse çok farklı bir tablo çıkacağını düşünmüyorum. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, bu isimlerden biri genel başkan olsa size göre CHP'nin oyunda bir artış olmaz mı? Çok fazla bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Sebebi nedir? Yani CHP'nin çünkü kendi yapısı, çizgisi, bir takım temel özellikleri milletin çok büyük bir kısmının tasvip etmediği, onaylamadığı özellikler. Daha ziyade dindar, muhafazakar olarak tanımlanan, sağ seçmen olarak tanımlanan seçmenin ağırlıkta olduğu bir ülkedeyiz. Dolayısıyla da isim değişikliği olsa da, bir genel başkan değişikliği olsa da CHP'nin 50+1 alacak veya %30'un 40'ın üzerine çıkacak bir performans gösterebileceğini düşünmüyorum. Peki Sayın Akşener'in çıkışları var. İttifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik eleştirileri var. Kendi partisinin milletvekillerinin, belki de AK Partili milletvekillerinden ve AK Partililerden daha sert sözleri var Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye karşı. Ve bugün de Genel İdare Kurulu toplantısından 81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız kararı çıktı. Sizce Sayın Akşener gerçekten partisiyle tek başına seçime mi girecek, yoksa bir ittifak pazarlığı içerisinde mi? Ve hangisini yapmalı? Dışarıdan bakan tabii, bir siyasi lider olarak. En iyisi tabii kendisine sormak. Yani ne derece bu şekilde devam edecekler? Sonradan bir değişiklik olacak mı? Bunu tabii yorumlamak çok kolay değil. Kararlı gözüküyor gibiler. Ama tabii siyasette 24 saat çok uzun bir zaman. Sonradan bir değişiklik olabilir. Seçime yakın dönemde değişik şartlar oluşabilir. Farklı bir durum ortaya çıkabilir. Ama tabii seçim öncesinde de Sayın Akşener'in çok serzenişleri oldu, itirazları oldu. Masadan kalktı, tekrar geldi, ikna edildi. Birçok aslında içine attığı sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili mutmain olmadı. İçine sindiremedi. Buna rağmen belki de tabiri caizse dişini sıktı. Şimdi de bunların hepsinin bir dışa vurumu, açığa vurulmasını yaşıyoruz. Tabii kendileri girerse de başarılar dilemekten başka bir şey bize düşmez. İnşallah hayırlı olur. Size göre İYİ Parti açısından oylarını arttırma ya da hani birlikte tekrar ittifak yapma, hangisi daha akılcı bir siyaset olur? Yani onların kendi düşüncesi tabii CHP ile özellikle de HDP'nin de desteklediği bir ittifakın içinde olmak bize zarar veriyor diye düşünenler var onların içinde. Yani milliyetçi oylara talip olmamız lazım. Asıl tabanımız orası. Ama işte CHP ile birliktelik, HDP'nin olduğu bir masada veya işte HDP'nin dışarıdan destek olduğu bir ittifakın içerisinde olmak bize zarar veriyor. Kendimiz olursak daha yüksek oy alırız diye düşünenler var. Tabii bir deneyip görmeleri lazım. Doğrudan doğruya bir yorum yapmak çok kolay değil. Cumhur İttifakı'ndaki bir parti daha çok tartışılıyor. O da Hüdapar. Yeniden Refah'ın Hüdapar'a bakışı nasıl? Sizin dünya görüşünüze yakınlar mı, uzaklar mı? Kimi konulardaki açıklamaları sizi de rahatsız ediyor mu? Özellikle bu işte anayasa ilk 4 madde vesaire gibi. Yoksa siz çok seslilik olarak mı görüyorsunuz? Evet. Tabii biz onunla ilgili bir takım sıkıntıların olduğunu kamuoyunda da dile getirildiği zaman ifade etmiştik. Yani her söylediklerine, bütün parti programlarındaki yazanlara katılmadığımızı ifade etmiştik. İşte anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara katılmadığımızı ifade etmiştik. Ancak bunlar tabii Cumhur İttifakı'nın bir ittifak protokolünün maddesi olarak karşımıza çıkmadı. O nedenle bunu sorun etmedik. Eğer Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünde böyle bir sıkıntı gördüğümüz husus olsaydı tabii bununla ilgili biz de sesimizi yükseltirdik. Ancak öyle bir durum olmadı. Her partinin kendi parti programındaki konular tabii kendisini bağlar. Asıl olan ittifakın protokolüdür. Ve bizim tabii doğrudan icracı olacak, hükümeti kuracak olan AK Parti ile yaptığımız mutabakat da önemli. Ama kendilerinin böyle bir durumu olmadı. Dolayısıyla kendi parti programları kendilerini bağlar dedik. O zaman da bunu söylemiştik. Şu anda da öyle. Bu mutabakat metninde sizin uygulanmadığı için rahatsızlık duyduğunuz başka maddeler var mı? Bir defa tabii özet olarak söylemek gerekirse bizim derdimiz şuydu. Yani bir ekonomi modeli düşünün. Gider kalemleri bir defa canavar diye nitelendirdiğimiz faiz. Diğer taraftan israf, kur korumalı mevduat ve aynı zamanda bu kamu özel işbirliği projelerindeki fazladan ödenen paralar. Yani giderler bunlar. Peki gelir kalemlerine, yeniden borçlanmak, zamla vergiyle millete yük yüklemek, bir de devletin varlıklarını satmak. Biz dedik ki hayır, biz bu modeli kabul edemeyiz. Bu milli görüşün ekonomi modeline uygun değil ama siz bunu uyguluyorsunuz. Dolayısıyla bunun değiştirilmesi lazım, düzeltilmesi lazım. Ancak şu anda orta vadeli ekonomik programda ortaya konulan hususlar da maalesef bu modelin devam ettirileceğini bize gösteriyor. Yani gelir kaynağı olarak gene zam ve vergiyi ortaya konulmuş. Vergiler katlanarak artıyor. Gelir kaynağı olarak gene devletin varlıklarının satışı ortaya konulmuş. 12 milyar liradan 35 milyar liraya 3 misline özelleştirmeler çıkıyor. Yine gider kalemi olarak israf devam ediyor. Ve aynı zamanda faiz ödemeleri artarak, katlanarak biraz evvel söylediğim gibi devam ediyor. Kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili herhangi bir tasarruf, herhangi bir yeniden hesaplama yok. Dolayısıyla da bu modele biz doğrudan doğruya itiraz ediyoruz. Burada mutlaka bu kamu özel işbirliği modellerinin yeniden hesaplanması, fazladan bir kaynak aktarılmasına müsaade edilmemesi, kamuda israfın önlenmesi, merkezi ve yerel üretimlerde denk bütçenin zorunlu hale getirilmesi, bununla beraber havuz sistemi yani devlet kurumlarının faiz ödemekten kurtarılması için 54. hükümette rahmetli Erbakan hocamızın uyguladığı kamu tek hesabının hayata geçirilmesi, bizim Yeniden Refah Partisi olarak yıllar öncesinden hazırlayıp yazdığımız milli kaynak paketleri, kitabımızdaki kaynak paketlerinin harekete geçirilmesi. Bunları biz biraz daha da çeşitlendirerek hükümete de en kısa zamanda tekrardan sunmayı istiyoruz. Çünkü kaynak paketiniz olmazsa EYT düzenlemesi yapıp bir kesim mağduriyeti gidermeye çalışırken öbür taraftan ÖTV'yi arttırıyorsunuz, akaryakıtın ÖTV'sini. Öbür taraftan memura biraz zam yapmaya çalışırken bu sefer çıkıp motorlu taşıtlar vergisini 2 kere alacağım diyorsunuz. Öbür taraftan dediğim gibi bir kesime bir şey vereyim derken öbür taraftan öbür kesimden daha çok alıyoruz. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Ali'den alıp Veli'ye vermek. Ali'nin sağ cebinden alırken, sağ cebine koyarken sol cebinden almak. Yani şimdi böyle oldu. EYT çıkarıldı. Bir kesimin mağduriyetleri giderildi. Evet, güzel bir şey. Memura bir zam yapıldı. Evet, güzel bir şey. Ama diğer taraftan dediğim gibi ÖTV arttı. Akaryakıt fiyatları patladı. zamlar geldi, vergiler arttırıldı. Dolayısıyla bir taraftan alıp bir tarafa vermek veya vatandaşın sağ cebine 5 lira koyarken sol cebinden 10 lira almak yerine mutlaka kaynak üretilmesi lazım. Bu kaynak da borçlanarak, zamla, vergiyle, devlet varlıklarını satarak değil, borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde üretilmesi lazım. Bunun en güzel örnekleri 54. hükümette Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde vardı. Bizim Milli Kaynak Paketleri kitabımızda da var. Bunlardan istifade edilmesi. Tabii bunun yanında katma değeri yüksek ürün üretimi ve ihracatının arttırılması. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bunları niye söylemiyorsunuz? Evet söylüyoruz. Bunlardan çok büyük gurur duyuyoruz. Ama bizim halen daha ihracatımızda kilogram başına bedel $1,5 bulmamış bile. Doğru. Çok yani düşün. Sadece İHA'yla, SİHA'yla, Baykar'la bu iş olsa çok güzel ama 100 tane Baykar'ımız olması lazım. Diğer ürünleri de, stratejik, teknolojik ürünleri de üretmemiz lazım ve bizim bu dış ticaret açığımızı kapatmamız lazım. Burada bir virgül. Bir kısa aramız daha var. Devam edeceğiz efendim. Bir yere ayrılmayın. 1-2 dakika sonra buradayız. Nova Arsa'yla devam edecek. Nova Arsa'yla devam ediyor. Farklı açılara devam ediyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan önemli açıklamalar yapıyor. Bir önceki arada da söylemiştim. Özellikle ekonomi başlığında iktidara oldukça sert ve net eleştirilerde bulunuyor. Şimdi bir başka başlıkta kamuda mülakat. Deniz'in oradan bir sorusu olacak. Kamuda mülakat meselesini seçim öncesinde çok eleştirmiştiniz. İşte sosyal medyada da örgütlenen gruplardan bir tanesi. Bu kamuda mülakat meselesi de aslında birçok kişinin de hani o kanayan yarası diye tabir edilen bir konu ama zannediyorum kaldırılma yönünde bir adım atılmadı henüz ve hala daha tepkiler var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Dahası dün Milli Eğitim Bakanı kaldırmayacağını söyledi. Evet. Mülakat gibi bir mülakat yapacağız ama dedi. Kaldırmayacağız dedi. Yusuf Tekin'in açıklamaları var. Evet tabii. Tabii bununla beraber birçok mağduriyetleri biz seçim döneminde dile getirdik. Seçimden sonra da en son Ağustos ayı sonunda 100'ün üzerinde bu mağduriyetleri ortaya koyan, yaşayan STK'larımızla Ankara'da bir otelde toplantı yaptık. Ve bütün bunları özellikle meclis açıldığında Ekim ayında takipçisi olacağımızı orada da ifade ettik. Halen daha da ifade ediyoruz. İşte uzman çavuşlarımızın kadro ve özlük hakları ile ilgili mağduriyetleri var, talepleri var. Güvenlik korucularımızın maaşlarıyla, özlük hakları ile ilgili talepleri var. İtfaiye erlerimiz görev başında vefat ettiğinde şehit sayılmak istiyor. İnfaz koruma memurları, bekçiler, polislerin gene özlük hakları ile ilgili, mesai saatleriyle ilgili talepleri var. Atama mağduru olan, atanamayan öğretmenlerimiz. Yine taşeron işçiler, özellikle belediyelerin taşeron işçileri çok defaatle bir araya geldik. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz taban maaş uygulamasına geçilmesini istiyorlar. Bu STK'larla, 100'ün üzerinde STK ile yaptığımız toplantıda da ortaya koyduğumuz hususlar bunlar. Yine özel kreşlerde asgari ücretin altında çalışan öğretmenlerimiz var. Yoksulluk sınırının altında maaşla çalışan akademisyenlerimiz var. Tüm kamu çalışanlarının, emeklilerin 3600 ek göstergeye kavuşma talebi var. Diploma denkliği için bekleyen 104.000 civarında mağdur olmuş insanımız var. Peki mesela bunları sayıyorsunuz, çok da önemli, kamuoyunda söylüyorsunuz ama siz artık iktidarın bir parçasısınız. Tabii. Cumhur İttifakı'nın bir parçasısınız. İlk bölümde de konuştuk. Bütün bu elinizdeki notları alıp Cumhurbaşkanı'na gidip ya bunları ne yapacaksınız demeyi düşünüyor musunuz? Elbette. Bir de tabii bunların gerekli düzenlemelerinin, yasal düzenlemelerinin yapılması için mecliste tekliflerimizi de tabii ki vereceğiz. Bir de atanamayan öğretmenler var. Altta onlar da yazıyor. Tabii, onları da ekleyin. Atanamayan öğretmenleri biraz önce söyledim. Ve bunların tabii biz 5 milletvekilimizle ancak bir kanun teklifi yapabiliriz. Ancak ricada bulunabiliriz, gündeme taşıyabiliriz. İktidar değiliz veya meclis çoğunluğu bizim partimizin elinde değil. Ancak bunların takipçisi olacağımızı ifade ediyorum. Ve bununla ilgili gereken yasal düzenlemelerin yapılması için kanun tekliflerini vereceğimizi ifade ediyorum. Bu önemli. Yani yeni dönemde mecliste Yeniden Refah Partisi bu konularda kanun teklifleri veren. Elbette. İktidara yine muhalefet diyeceğim ama en azından böyle iktidarın önüne de somut taleplerle giden bir parti performansı mı izleyecek? Mutlaka. İşte hep hayra vesile olmak, şerrede fren olmak. doğruya doğru demek, yanlışa yanlış demek siyasetinin bir gereği bunlar zaten. Peki mesela ne olur? Hatta mecliste genelde hep şöyle bir şey oluyor ya, iktidar partisinden bir parti, AK Parti ya da MHP mecliste bir kanun teklifi veriyor. Bütün muhalefet hayır diyor. Tam tersine Millet İttifakı'ndan herhangi bir parti, muhalefetten herhangi bir parti çok milletin hayrına da olan bir kanun teklifi verdiğinde Cumhur İttifakı istisnasız hayır diyor. Siz bu teklifleri verdiğinizde iktidar uygulamıyor ama sizin talebiniz ne olur mecliste? Tabii onu görmek lazım yaşayarak, ama sizin söylediğinizin istisnası Yeniden Refah Partisi. Mesela yaz döneminde meclis tatile girdikten sonra CHP ve muhalefet kanadı meclisi yeniden oturuma davet etti. Ve emekli maaşlarının arttırılması için, yeniden görüşülmesi, müzakere edilmesi için biz orada mesela olumlu oy kullandık. Yani muhalefet kanadıyla aynı oyu kullanmış olduk. Neden? Çünkü milletin menfaati söz konusu. Milyonlarca emekli 7500 lirayla geçinemiyor. Yılbaşında düzenleyeceğiz diyorlar ama tabii yılbaşına kadar bekleyecek, nefes alacak halleri yok. Dolayısıyla bu doğruya doğru, yanlışa yanlış siyasetini sadece laf olsun diye söylemiyoruz. Yani CHP de bir öneride bulundu. Bu da milletin faydasına bir öneri ise biz buna da kabul oyu verdik. Tabii iktidarın çoğunlukta olması dolayısıyla kabul edilmedi. Meclis çalışmadı, o ayrı, ama biz orada bulunup bu tavrımızı ortaya koyduk. Bu dikkat çekmemişti. Evet, evet. Yani Yeniden Refah aslında önümüzdeki dönemde zaman zaman mecliste muhalefetle aynı çizgide de oy kullanabilir. Bunun işaretini görüyoruz. Tabii. Bunun zaten ilk örneğini dediğim gibi Temmuz ayında verdik. Bunların bir kısmının kanun önerisini verdik. Mesela engelli istihdam oranının %3'ten %6'ya çıkartılması ile ilgili. Şu anda %3 zorunlu. Bunu en azından %6 yapalım diye kanun teklifinde bulunduk. Bu tabii mülakatların kaldırılması, biraz önce sizin söylediğiniz, gene orada STK'ların içerisinde bu mağduriyetleri yaşayanlar vardı. İşte peki süresiz nafaka mağduriyeti. Kamuda mülakatı bir net konuşalım. Sayın Bakan diyor ki biz öğretmenlere olması gerektiği gibi mülakat yapacağız. Yani hakkaniyetli bir mülakattan bahsediyor aslında Milli Eğitim Bakanı. Yani kayıt altına alacağız diyor. Öğretmenler de 45 dakikada bu nasıl olacak, yine torpile döner diyor. Bir tartışma yürüyor. Siz bu konuda söz verdiniz, kaldırın mı diyorsunuz, yoksa istisnalar olabilir mi diyorsunuz? Yani söz verildiyse kaldırılması lazım. Yani bir istihbarat araştırması, efendim adli sicili, geçmişine yönelik inceleme, zaten bunlar yapılır. O ayrı bir şey. Ama onun dışında tamamen teknik konulardaki soruların olduğu yazılı sınavla işe alımın olması lazım. Çünkü gerçekten de bu çok yıpratıldı bu konu. Çok insanlar mağdur oldu. Mülakat şöyle de olsa, böyle de olsa, nasıl derseniz deyin, mülakat olunca bu tartışmalar, bu iddialar devam edecek. Bunun söz verildiği gibi kaldırılması önemli. Staj ve çıraklık mağdurları her gittiğimiz programda önümüzdeki dolduruyorlar alttan. Evet, staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılması. Bunun yanında tabii emeklilerimizin gerçekten yaşayabileceği bir maaş seviyesine ulaştırılması. Tabii bütün bu mağduriyetlerin giderilmesi için, derdine derman olması için milletimiz bizi seçti. Başta iktidarın bunlara mutlaka eğilmesi ve bizim bu noktada getireceğimiz kanun teklifleri, taleplerin de olumlu karşılanmasını ümit ediyoruz, diliyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 5 milletvekiliyle elimizden gelen bütün performansı ortaya koyarak bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Aynen seçim döneminde milletimize söz verdiğimiz gibi. Son artık son bir dakika. Soru. Son soru sorayım. Bir konu başlığı olarak uzun uzun belki bir program bile yapılır bununla ilgili, ama siz özellikle dünyadaki bu böyle komplolarla ilgili, zaman zaman işte aşı meselesiyle ilgili, yapay zeka ile ilgili araştırmalarınız var. Son dönemde böyle hani siyaset dışında kafanıza takılan bir şey var mı dünyada? Tabii iklim değişikliği konusu var. Onunla ilgili de yine kapsamlı bir basın toplantısı yapmayı düşünüyoruz. Ne korkunuz ne? İklim değişikliği. İklim değişikliğinin bir defa abartıldığını, çarpıtıldığını her zaman ifade ediyoruz. Nasıl? Bununla ilgili yok mu? Küresel ısınma, abartıldığı kadar, korkutulduğu kadar bir ısınma yok. Kaldı ki ısınmayla kuraklık olmuyor, tam tersine soğumayla kuraklık oluyor. Bununla ilgili bilim adamlarının çok güzel açıklamaları, makaleleri, bilimsel gerçekler var. Siz küresel ısınma olacak, onun için kuraklık olacak, açlık olacak, kıtlık olacak diyorsunuz. Halbuki ısınma yağmura engel değil, tam tersine soğuma. -20, -30, -40'larda yağmur yağmıyor, kuraklık oluyor. Bununla ilgili geniş bilimsel çevrelerin de desteğiyle bir açıklama yapmak istiyoruz. Bu bahane edilerek mesela ineklerin itlaf edilmesi, İnekler işte sera gazı yayıyorlar ve küresel ısınmaya katkı sağlıyorlar. Halbuki yapılan araştırmalar işte ineklerin yemine deniz yosunu katılması halinde %80 oranında bunun engelleneceğini ortaya koyuyor. Tabii buradaki derdimiz şu, gıda güvenliğimiz ve gıda noktasında insanların, 8 milyar insanın herhangi bir merkeze, herhangi bir güce bağlı olmadan kendi gıdasını üretebilmesi, yetiştirebilmesi, doğal olarak beslenmesi, yapay et yemek zorunda kalmaması. Ama bu küresel ısınma bahanesiyle gidilmek istenen nokta, efendim inekler de, koyunlar da, keçiler de küresel ısınmayı sağlıyor. Onun için onları yok edelim, yapay et yiyelim. Kübra Apar başlı başına bir program konusu. Evet, birazdan programda devredeceğiz canlı canlı. Bir konu yani... son saniyelerdeyiz. Evet. Hatta, son bir mesajınız varsa onu alalım efendim. Son 15 saniyedeyim. Pandemideki kapanmalar gibi yeni kapanmalar söz konusu olabilir. Çünkü sizin araçlarınız küresel ısınmaya yol açıyor. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri çıkmasın araçlar. Kullanmayın. Evet, hafta sonu evinizde kalın gibi. Bir de tabii sanayi üretimine de engeller getiriyorlar ki bizim gibi gelişmekte olan, sanayileşmeye çalışan ülkeler için büyük bir engel. Dediğiniz gibi çok uzun bir konu. Evet. Buradan tabii bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs seçimlerinde gösterdiği performansın daha da üzerinde bir performansla 31 Mart'ta yerel seçimlerde ciddi bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Ve arkasından da inşallah 2028 seçimlerinde iktidar adayı, seçimlerin favori partisi olarak bu seçimlere gireceğini düşünüyorum. Bu noktada tabii ki milletimizin de desteğini bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a veda ediyoruz. Deniz Gürel'e de çok teşekkürler, nazik ev sahipliği için Ankara her stüdyosundaydık. Şimdi Cansu Canan Özgen'e devrediyoruz yayını. Bugün farklı açıları Ankara'dan yaptığımız için kısa tuttuk. Cansu Canan Özgür İfade programıyla şimdi karşınızda olacak efendim. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın. Nova Arsa sundu.